Merhaba arkadaşlar. Serimizin bu bölümünde sizlere Revit'teki Conceptualize ortamlarını tanıtacağım. Bunlardan birincisi ve geri kalan derslerimizde çoklukla kullanacağımız Conceptualize ortamı InPlaceMess ortamıdır. Burada oluşturduğumuz model sadece bu proje içerisinde, bu projeye uygun olarak çizilir ve sadece bu projede kullanılır. Diğer bir yöntem ise projemiz vardır. Projemize biz dışarıdan bir family olarak yükleyeceğizdir. O yüzden insert diyelim, bir gösterelim onu. Import load family diyelim. Evet, less'ten örneğin böyle bir elemanı çağırıyoruz. Bu da harici bir conceptualize familyasıdır. Parametrik ve diğer projelerde kullanılabilir bir elemandır ve bunu yerleştirmek için projemize komponentten kütlemizi yerleştiriyoruz. Bu bir kütle elemanı, aynı elemanı projemiz içerisinde de rahatlıkla oluşturabilirdik. Ama defalarca kullanılabilecek bir eleman için hazır nesneleri kullanmak ve hazır nesneler yaratmak daha pratik olabilir. Ama biz burada projeye özel geometriler oluşturacağımızı farz ederek InPlaceFamily ortamında geometrileri oluşturacağız, mesleri. Aralarında sadece kullanım farkı var. Oluşturma biçimleri ve amaçları, kullanılabilirlik özelliklerinin hemen hemen aynıdır. O yüzden biz burada diğer araçları kullanacağız. Yüklenebilir kütle familyası, loadable mesh family dediğimiz eleman kendine özel bir arayüzde, kendine özel bir programcıkta modellenir, çalışır, öyle diyelim. Bunun için new conceptualize family'den farklıdır bu. Yine family ortamı gibi bağımsız bir ortam fakat daha değişik çizim araçları ve modelleme araçları var. O yüzden farklı bir arayüz yine. New conceptualize diye tıklıyoruz. Bizden şablon istiyor. Concept metric mesh şablonu seçip open diyoruz. Bu sefer Revit ekranımız kapanacak. Yerine family ekranımız gelecek. Family araçları gelecek. Buradaki family ortamı tüm araç ve diğer kalan tüm araçlar InPlace Family Revit proje içerisindeki kavramsal tasarım araçlarıyla hemen hemen aynı. Sadece ek olarak bir level var. Biz projede kendi proje level'larını kullanırken burada bu familyaya özel level'lar oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de yine level'a tıklayıp şöyle istenilen yükseklikte, örneğin 3000 yüksekliğinde ikinci bir level oluşturdum. Üçüncü bir level oluşturmak için tekrar 3000 yüksekliğinde belirtip oluşturuyorum. Onun haricindeki diğer kalan özellikler ve kütle çizim özellikleri tamamen aynı. Burada yardımcı düzlemler var. Projeye yeni bir yardımcı düzlem oluşturmak için level 1'e geleyim. Reference plane. Buradaki plane'i seçiyorum, çiziyorum. Gördüğünüz gibi buradaki düzlemler gibi çizgi olduğuna bakmayın. 3 boyutta kata göre dikey yüzeyler oluşturur. Bunları referans elemanlar olarak kullanırız. Yine 3 boyuta geleyim. Şimdi temel olarak özellikleri aynı. Ben gerçi level 1 deyip çizsem de bu bize yukarılarda bir yerde çizmiş oldu. Şey çok fark etmiyor. Nereye çizdiğimizin hiçbir önemi yok. Düzlemlerin sonsuz olduğunu düşünün. İsterseniz uzatabiliyorsunuz da. Geri kalan tüm özelliklerinin benzer olduğunu söylemiştik. Burada oluşturduğumuz bir tane geometri oluşturalım. Bir altıgen geometri oluşturalım. Merkezine çizmiş olalım. Bakın demin seçtiğim düzlemi şey yapıyor. Bizim burada dolayısıyla katı seçip set deyip ondan sonra çizmemiz gerekiyor. Evet. Bir altıgen geometri oluşturacağım. Geometriyi seçiyorum. Create form diyorum. Ve bunu bu formu ben 3. kata hizalıyorum. Direkt yüzeylere kenetlendiği için kolay oluyor hizalamak. Kilitlediğim zaman bu kata hizalanmış bir geometrimiz oluyor. Bunu bir de şöyle bir çevirelim. Şöyle bir çevirelim. Şöyle 30 derece çevirmiş olalım. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir şeklimiz oluştu. Daha sonra bu şekli, bu formu çeşitli parametrik özellikleri falan atadıktan sonra File, Save dediğimizde normal RFA, Revit Family'si olarak kaydedecek ve biz bunu daha sonra dosyalara
dosyamız içerisinde doğrudan load into project deyip de aktarabiliriz veya çağırabiliriz de. Kapat diyelim. Ve gördüğünüz gibi dosyamıza geometrimiz geldi. Şimdi tamamen arayüzler, kullanım ve oluşturma yöntemleri aynı olduğu için bundan sonraki kısmını Revit InPlace Family üzerinden yapacağım. Hemen hemen aynı arayüz ve komutlarla çalışacağız. Bir sonraki bölümde ilk geometrilerimizi oluşturmak için görüşmek üzere. Hoşçakalın.